Evet, dinliyorum. 196'da kaç? Ben dördüncü soruyu yapamadım. 4. Hemen bakalım. ABCD için paralel kenar demiş. 6'yı, 4'ü, 3'ü vermiş. Buna göre BD nedir diye sormuş. BD dediğimiz yer neresi? Şurası. Biz paralel kenarda köşegenlerle ilgili ne biliyorduk arkadaşlar? Ortalıyordu. Ortalıyordu. Birbirlerini Ortalıyordu. ortalıyorlardı. Şurasının da 3 olduğunu, bu adamların da birbirlerine eşit olduğunu söylemiştik, değil mi? O zaman alt tarafımızda kaç oluyor? Altı. 6 Altı. oluyor. Şimdi arkadaşlar bu soruyu hani aslına bakarsanız birazcık yapamamış olmanız normal. Çünkü biz burada aslında şunu söylüyoruz. Dikkat ederseniz şekil için hani birkaç farklı çözüm yapabilirsiniz. Yukarıda ve sağ tarafta iki kere kosinüs teoremi yaparak yapabilirsiniz. Bu birinci çözümünüz olur. Onun haricinde aslında burada yapmanız beklenen şey kenar ortay teoremidir. Çünkü DE dediğiniz şey arkadaşlarım, yani şu kırmızı ile gösterdiğimiz adam, dikkat ederseniz kenarı iki eş parçaya bölüyor. Kenarı iki eş parçaya bölen bu adamın adı, DE'nin adı kenar ortaydır. Kenar ortayın uzunluğu soruluyorsa aynı Pisagor gibi yaparsınız. Hangi kenara ait kenar ortayın uzunluğu sorulmuş? 6'ya ait kenar ortayın uzunluğu sorulmuş. O zaman 6'nın karesi dersiniz. Bak aynı Pisagor gibi yapıyorum. 6'nın karesi eşittir dedim. Diğer tarafta 6'nın karesi artı 4'ün karesi dedim. Yani sanki şurası 90 dereceymiş, değer açısı 90 dereceymiş gibi davrandım. Şimdi kenar ortay teoreminden gelen bu adamı 2 ile çarparsınız. Hangi, pardon, kenar ortayın uzunluğunu yazacaktım, özür dilerim. Kenar ortayın uzunluğunu veya öyle yazalım. Hani anlattığımız gibi yazalım. 6'nın karesi dediniz. Şimdi bu kenarı iki eş parçaya bölmüş arkadaşlarım. O yüzden böyle 2 diyorsunuz. Artı kenar ortay uzunluğunda da x derse 2x kare dediniz ve bitirdiniz. Şimdi artık bu işlemi yapalım. 36. Tamam Çınarcığım. Sonra derste. 36, 18. Şuradan 18 kaldı. 2x kare dediğimiz şey 18, 16 daha 34 oldu. X karemiz buradan 17 oldu. X'imiz de kök 17 olarak bulunur. X'iniz kök 17 ise 2 tane olduğu için aradığınız cevap 2 kök 17'dir diyebiliriz. Bu adama kenar ortay uzunluğunun, aslında kenar ortay teoremidir bunun kanıtı geldiği yer. Ama paralel kenarda kenarlarla ilgili böyle bir özelliğimiz var arkadaşlarım. Benim size tavsiyem kenar ortay teoremini öğrenmenizdir. Bir kere daha yazıyorum nasıl bir şey olduğunu. Çünkü kenar ortay teoremini bilirseniz her soruda kullanabilirsiniz. Sadece paralel kenarda veya karede veya başka bir şeyde değil. Karede çok kullanmayız. Neden? Diklik var çünkü Pisagor yapmayı tercih ederiz ama kenar ortay teoremi bizim için iyi bir fikir olabilir. Şimdi teoremi bir kere daha yazıyorum size. Şuraya x diyorum arkadaşlarım. Şuranın tamamı da a olsun. Kenarı iki eş parçaya bölmüş. B olsun, C olsun. Ne dedik? Pisagor gibi dedik. Yani a kare eşittir b kare artı c kare diyorum. Aynı Pisagor gibi yaptım. Sonra dedim ki bu kenar ikiye bölündüğü için bölü ikisi var. Artı ikiler birbirini götürsün diye 2x karesi de yanında var. Derseniz kenar ortayın uzunluğunu bulabilirsiniz. Burada takıldığımız bir yer var mı? Yok. Peki başka? Altıncı soruya da bakabilir miyiz? Bakalım. ABCD paralel kenarmış. AF uzunluğu ile FB uzunluğuna birbirine eşit demiş. Şu oranları bir yerleştirelim. Şuraya 2K dersem. EC'mize 2K diyorum. BE'miz K oldu. Bunu da hiç sevmedim. Neden? Çünkü F noktası nasıl bir nokta? Orta Orta nokta. nokta. Orta nokta. Orta nokta bize neyi çağrıştırıyor? Orta tabanı. Orta tabanı çağrıştırıyor. Orta taban yapabilmem için o zaman şuradan bir paralel çekiyorum. Kuzularım. Çektim. Şuraya T dedim. FT dediğim adam kim? Orta taban. Orta taban. Kime paralel? EB'ye. EB'ye paralel. Uzunluğu da EB'nin nesi? Yarısı. Yarısı. Yarısı.
O yüzden yarıya bölünsün diye buraya 2K, buraya 4K diyorum. Hani yarıya bölünsün diye. O zaman FT'miz ne oldu? K. K kadar oldu. Peki yukarısı kaç K? 6K. Şimdi artık burada bir kelebek benzerliği var. Görüyor musunuz kelebeği? Uçan kelebeğimizi gördün mü? Küçük kelebeğimizi. Şu. Evet. Peki. Şimdi o zaman hadi bir benzerlik yapalım. Söyleyin bana benzerliği. K'nın kim oranı? 6K'ya oranı. 6K'ya oranı. Evet. K'nın 6K'ya oranı. Eşit olmalı. Şuraya M diyelim. M'nin kime oranı? 3 oranına. Sadeleştirdim. Sadeleştirdim. M'yi buradan 0.5 buldum. M dediğim adam 0.5 ise, T noktası da orta noktaysa, burası da 3.5 kadar olmaz mı arkadaşlar? Peki X dediğimiz adam şurasının tamamıydı. 3.5'la 0.5'i toplarım. Aradığım cevap 4 olarak bulunur. Var mı sorun? Burada sorun var mı? Yok. Peki başka? 10. soru var hocam. Evet, ona bakalım. Ne yapabiliriz burada? Bir düşünün bakalım. Yapan var mı bu soruyu? Yok. Peki, o zaman ben yapayım. Şimdi biz bu adam için bir paralel çekebiliriz. Bakın biraz önce içeriden çekmiştik. İsterseniz bu sefer de dışarıdan çekelim. Dışarıdan çekerek de yapabilirsiniz. Veya yok arkadaşım ben gene içeriden çekmek istiyorum diyorsanız gene içeriden çekebilirsiniz. Mesela şöyle çekebilirsiniz. Şöyle bir paralel çektim. Evet. Şimdi şu amcaya T noktası dedim. ET dediğim adam kimdir arkadaşlarım? Orta taban. Orta tabandır. Ama bu sefer bir yamuğun orta tabanı değil mi? Hangi yamuktan bahsediyorum? A, B, F, D yamuğundan bahsediyorum. Gördünüz mü o yamuğu? Evet. Şöyle. Peki. O zaman kenarlara ikiye tam bölünsün diye 2K diyorum. 2K dedim. Buraya da 4K dedim. Orta tabanın uzunluğunu yamuktan dolayı ne olarak bulabiliriz? Yamuğun orta tabanı. Yamuğun orta tabanı nasıl bulunuyordu? Üst taban artı alt taban bölü 2. Yamukta orta taban, alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye bölüyorduk. 4K artı 2K bölü 2 diyorduk. O da 6K bölü 2'den 3K. Hadi şimdi yapalım benzerliğimizi. Gördünüz mü kelebeği? Ne yapıyor bizim kelebek? Uçuyor mu, konmuş mu? Uçuyor. Kelebek. Hadi yapın bakalım benzerliğinizi. Ne olur? 2K'nın 3K'ya oranı. 3K'ya oranı eşit olmalı 8'in x oranı. Sadeleştirdim. Sadeleştirdim. X'imiz buradan 12 olarak bulundu. İsterseniz dışarıya doğru da uzatabilirsiniz arkadaşım. İsterseniz içeriden de uzatabilirsiniz. Fark etmez. Burada sorun var mı? Yok hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka sorusu olan? Geçtim. Sayfa 198'de. 3. Hemen bakalım. Bak yine aynı soru aslına bakarsanız. Hemen hemen aynı soru yani. Şu adamlara bölünsün diye ama 2'ye de bölünsün diye şuraya 2K diyorum, buraya 4K diyorum, buraya da 4K diyorum. Tamam mı? DE'ye 4K dedim, EC'ye 2K dedim. Buraya da 6K dedim. Ne yapacaksınız şimdi? 4K'ya 4S gelmiş, 2K'ya 2S gelir. Buradan böyle parçalayarak mı yaptınız? KC'yi birleştirerek mi? Olur. Ama KF ile KD'nin oranlarını bilmeniz lazım. Onun için önce.
Onu yine orta taban çıkartacağız. Bence de. Yine bir oranı bozmadan paralel çekelim. Aynı biraz önceki soru gibi. Tamam mı? Ondan sonra o söylediğini yapabiliriz Deniz. Şimdi şuradan bir paralel çektim. Buraya FT dedim. Yine FT kimdir arkadaşlarım? Orta taban. Kimin orta tabanı? BAKC. A, B, C, E yamuğunun evet. Orta tabanı. Değil mi? Peki uzunluğu nedir? 6. Nasıl buluyorsunuz uzunluğunu FT'nin? 6K. Alt taban artı üst taban bölü 2. Alt taban artı üst taban bölü 2. 8K bölü 2'den 4K buldunuz. Burası da 4K olduğunda benzerliğimiz, kelebeğin benzerliğini bulduk. Benzerlik oranı kaç? 1. 1. Aa! Benzerlik oranı 1 ise aslında bunlar nasıl üçgenlermiş? Eş. Eş üçgenlermiş. Şu parçayla şu parça birbirine eşitmiş. İşte şimdi mesela Deniz'in yaptığını yapabilirsiniz arkadaşlar. Oranı bildiğiniz için artık soruyu çözebilirsiniz buradan. Mesela dersiniz ki şuradan F ile E'yi birleştirdiniz. Bakın. S'lik uzunluğa kaç geldi? 4. 4. Diğer S'lik alana kaç gelir? 4. S'ye karşı 4 geldiyse buradaki S'ye de 4 gelir. Şimdi devam edelim. Başka bir renk alalım. Bu sefer bakın 4K'lık alan kaç oldu? 8. 8. 2K'lık alan kaç olur? 4. 4. Tamam, süper. Şimdi böyle sorularda hep köşegeni çiziyorduk hatırlarsınız. Bakın 2 çubuğa karşı kaç gelmiş? 12. 12. 2 çizgiye 12 gelmiş. O zaman şöyle yarı alanı çizersem. Çizdiğimi düşünelim. Yarı alan kaç çizgi olur arkadaşlarım? 2. 4 çizgi olur. 2, 2, 4 çizgi. 4 çizgiye karşı ne gelir? 24. Bu aslında aynı zamanda kim? Yarı alan. O zaman tüm alanınız da kaç olur? 48. Var mı soru? Yok hocam. Yok. Başka? Geçiyorum. 199'da var mı? 10. Hemen bakalım. Birbirine eş A, B, C, D ve E, F, G, C paralel kenarlarıyla şekildeki görüntü elde ediliyormuş. Dikliği vermiş. Neresi? A, B'miz dikmiş. Kime? E, F'ye. Yani şurası 90 dereceymiş. Peki. BC uzunluğu 2 çubuk, BE uzunluğu 2 çubuk ve 4 kök 3'müş. Buralar 4 kök 3'müş. Tamam. Buna göre ABC'de nedir demiş. Şimdi bunlar eşse eğer, o zaman onları bir gösterelim bence. Eş iki tane paralel kenar varmış. Kısa kenarlarını siyahla gösteriyorum. Bu da kısa kenarı. Bu da kısa kenarı. Şöyle bir şey oldu elimizde. Burası da aynı. Sonrasında da uzun kenarlarımız birbirine eşitmiş. Peki. BC'miz şuralar 4 kök 3 kadarmış. O zaman burada nasıl bir üçgen çıktı karşımıza? Şu 4 kök 3, 4 kök 3'ten ikiz kenar bir üçgen çıktı değil mi? Bu açımız 45 derece. Anladık da bu bizim ne işimize yaradı? Şahsen ben bu işi yaratamadım yani. Şurada bence 120-30-30 üçgeni çıktı ama o tabii onu bir kanıtlamamız lazım arkadaşlarım. Bana birazcık öyle geldi. Yani buradan böyle birleştirsem 45 derece çıkıyor. Buradan böyle birleştirsem. Yani 120-30-30 üçgenine benziyor bu.
Burası kaç oluyor o zaman? 12 oluyor. Oradan yapılıyor. Ama tabii onu size bir kanıtlamam lazım. Peki şöyle yapalım. Onun kanıtını yaptıktan sonra soruyu çözmeye çalışalım. Şuralara A dedim. O zaman şu açımız 90 artı A oldu. Burası da 90 artı A oldu. Değil mi? Tamam, buradan çıktı. Buradan 90 artı 3A dediğimiz şey 180'e eşit. A'ya 30 bulduk. Yaşasın. Artık 120-30-30 üçgeni diyebiliriz bu adama. Demek ki şurası aslında 30 dereceymiş. Burası da 30 dereceymiş. 120-30-30'da kenarlar 4 kök 3 ise 120'nin karşısı ne oluyordu? 4. Evet. Bu amcanın, bir daha düşünün. Şurası kenarları 4 kök 3, 4 kök 3. 120'nin karşısı ne oluyordu? Kuralı neydi? Kök 3. Tamam. O zaman kök 3 katı 12 olmaz mı? Şurası. Değil mi? Evet hocam. Tamam. Şimdi artık elinizde bir paralel kenar var arkadaşlarım. Bakın buraya kenarı bir daha çiziyorum daha rahat görelim diye. Elimde bir paralel kenar var. Geniş açısı kaç derece bu paralel kenarı? 120. Evet, burası 120 derece. Peki tabanı kaç? Kaç buldunuz 12. tabanını? 12. 12 buldunuz. O zaman şu açı kaç derece? 60. 60 dereceyi görünce ne yapmak gerekiyor içinizden? Dik basmak. Dik basmak. Dik basıyorum. Kaç oldu söyleyin bana. 60, 30, 90 üçgeni. Evet, 30, 60, 90 üçgeni çıktı. O zaman şurası 30 derece oldu. 30'un karşısı kaç oldu? 2 kök 3. 2 kök 3. 60'ın karşısı kaç oldu? 30'un karşısının kök 3 katıydı 6. Şimdi yüksekliği buldunuz. Yüksekliğiniz 6. Tabanınızı da buldunuz. 12. O zaman alanınız ne olur? 36. 6 çarpı 12. Yükseklik çarpı, taban çarpı yükseklik. 2'ye bölmüyorsunuz. Güzel sorulmuş. Burada sorun var mı? Yok hocam. Peki. Geçiyorum. Başka? Eşkenar dörtgene geçti. 9 mu dediniz? Evet. Onu bir türlü bulamadım. Ha, çünkü biz henüz analitik kısmı ile ilgili çok da bir şey yapmadık arkadaşlarım. Ondan kaynaklanmıştır bulamama sebebimiz. Şimdi elimizde bir ABCD paralel kenarı varmış. Biz bunu isimlendirirken hatırlarsanız saat yönünün tersinde isim veriyorduk. En soldaki adama A diyorduk. A, B, C, D dediniz. Ya bunu yapamamış olmanız normal aslında. Burası eksi 1'e 2 analitik olarak çünkü daha henüz çözmedik. A'ya 3 diyorum. C'miz 2'ye 4'müş. D'miz de eksi 2'ye B'miş. B. 6 gibi oldu. Şimdi burada arkadaşlarım şunu yapabilirsiniz. Karşılıklı paralellikten yapabilirsiniz. Veya biz paralel kenarla alakalı olarak şunu biliyoruz. Paralel kenar oluşma şartında karşılıklı kenarların apsisler toplamı köşelerin pardon birbirlerine eşit. Mesela A ile eksi 2'nin toplamı 2 ile eksi 1'in toplamına eşit. Hani bunu göstermedim o yüzden bunu yapamamış olmanız normal. A'mız buradan ne olur? 4, 3 olur. Yine aynı mantıkla ordinatlar için bakalım. 2 ile 4'ün toplamı. B ile 3'ün toplamı eşit. Buradan B'miz ne oldu? 3. Adam A artı B toplamını sormuştu. 6 diyebiliriz. Var mı sorun? Yok. Peki.
Yani şu iki soruyu yapamamış olmamız normal arkadaşlarım. Bunlar analitik olarak yapılıyor. Biz şu ana kadar henüz onları çok göstermedik. O özelliği de yazayım mı size bu arada şunun altına? İsterseniz paralel kenar olma şartı deyip onu bir yazayım. Ya da boş sayfaya yazayım. 11. soruyu yapar mısınız? Bakayım aşkım bir saniye. Şu özelliği bir yazayım da ben size. X1, Y1. X2, Y2. X3, Y3. D noktasına da X4, Y4 diyorum. Paralel kenar olması için karşılıklı kenarların apsisleri ve ordinatları toplamı birbirlerine eşit. X1 ile X3'ün toplamı, X2 ile X4'ün toplamına, Y1 ile Y3'ün toplamı, Y2 ile Y4'ün toplamına eşit diyebiliyorsunuz. Kanıtı da köşegenlerin kesim noktasının orta nokta olmasına dayalıdır. Paralel kenar olma şartıdır bu adam. Paralel kenar olma şartı. Analitikte önemli bir özelliktir. Aldık mı ensesini arkadaşlarım? Evet hocam. Aldık hocam. 11 mi dediniz? Dik koordinat sisteminde A noktasının koordinatlarını vermiş 4'e 8. D noktasının koordinatlarını vermiş 10'a B. Buna göre A, O, C, D'nin alanı nedir diye sormuş. Tamam. Şimdi siz bu adam için ne yapabilirsiniz? Önce 4'e 8'i şuradan şöyle bir indirelim diyorum ben. Ne dersiniz? Şurası kaç birim oldu? Dım dıbı dım dıbı dım dıbı. 4. Evet. Burası kaç oldu? 8. Evet. Peki. Şimdi 4 ile 10 arasında bakın paralel şekilde ilerliyorsunuz. Paralel ya. 4'ten 10'a kaç birim var? 6. Evet. O zaman burasının koordinatı ne olur? Burası 0'a 0'sa? 6'ya 0. 6'ya 0 olur. Hatta B'ninkini de söyleyin. B kaç olur? 10'a? 8. Paralel hareket ediyorsunuz. Y'niz değişir mi hiç? 8. Değişmez. Aynen öyle. O zaman şimdi tabanınıza bakın. Tabanınızı kaç buldunuz şurasına? Kaç bulduk tabanı? 8. 6. Yüksekliği kaç bulduk? 8. Alan ne oldu o zaman? 48. Bitti. Var mı sorun? Takıldığımız bir yer? Yok. Başka sorusu olan var mı testler kısmında? Eşkenar dörtgene de baktınız mı? Hocam ben baktım. Var mı oradan sorunuz? Yok herhalde. Peki. O zaman şeye devam edebiliriz. Ben mikrofonumu açamadım da. 200. sayfada 5. soruya bir bakabilir misiniz? 200'de 5. Bakalım. Şu. Eşkenar dörtgenmiş. Eşkenar dörtgenle ilgili ne biliyoruz biz? Bütün kenarları eşit. Evet yazıyorum o zaman. 9, 9, 9. Sonra? Şurayı sonra. Benzerlik yapabiliriz. Benzerlik yapabiliriz. Benzerlik oranımız kaç? 1/3. Evet. 3'e 9 oldu bakın. Burası dikse buraya da diki yapıştırın. Şimdi 3'e 9 derseniz buraya K geldi. Burası da 3K oldu. Aynı mantıkla B, F'ye M dersek burası da 3M. 3M. Bize neyi soruyor adam BD diye? Kimi soruyor? Köşegen. Tamam da kaç M'yi? 4M'yi soruyor. M'yi bulursak soruyu yapıştırdık aslında. Doğru mu?
Evet. Şu üçgenden K'yı bulabilir miyiz acaba? Bulabilir misiniz bana buradan K'yı? 4K'nın karesi artı 3'ün karesi. Evet, 4K'nın karesi artı 3'ün karesi eşit olacak. 9'un karesi. Aferin. Buradan 16K kare artı 9, 81 olacak. Çıkardım, 72 olacak. Buradan kaça bölünüyor bu adamlar? İkisi de 8'e bölünüyor. Buradan K kare dediğimiz şey 9 bölü 2 olacak. K'mız da 3 bölü kök 2 olacak. Bize kaç K'yı sormuştu? K'yı bulmamız yeterli. M'yi bulacağız çünkü. O zaman hatta K kare şeklinde kalsın. Daha direkt oluyor olur. Peki başka ne biliyoruz biz? Şu üçgende de bir Pisagor mu yapsak? Ne diyorsun? Yapalım mı? Söyle bana yeşil üçgende Pisagor. K kare artı 9 eşittir M kare. Evet. Eşittir M kare. K kare yerine değerini yazıyorum. 9 bölü 2 artı 9 eşittir M kare. Burası da 18. 27 bölü 2 eşittir M kare. Her tarafın kare kökünü alıyorum. Buradan M ne diye çıkar? 27 ne olarak çıkar dışarıya? 3 kök 3 diye çıkar. Aşağıda da kök 2 var. İyi, kök 2'yi de hiç sevmedim arkadaş. Ne yapmalıyım? Eşleniyle çarpacağım. Eşleniyle çarpmalıyım. Çarparsam ne olur? 3 kök 6 bölü 2. Ama bize kaç M soruluyor? 4 M. 4 çarpı 3 kök 6 bölü 2 diyorum. Sadeleştiriyorum. Cevabımda 6 kök 6 bulunuyor. Var mı sorun? Takıldığımız bir yer? Yok. Başka sorusu olan var mı? Yok. Peki o zaman normal sayfalarıma geri dönüyorum. Nerede kalmıştık biz sorma sahip? 99'da mı kalmıştık? Yo, buraları geçmiştik. Dındırı 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 dındırı. 12'ye geçtik sanırım. Şuradayız değil mi? 109'da. Zehra bunu yapmam da yapmam diye tutturmuştu. Ben öyle yok, yaptık hocam. Yaptım hocam. Hocam geçtik. Rehberlikte yaptık hocam. Biz onlardık. Peki. Bunu yaptık mı? Onu yaptık. 111'e kadar yaptık hocam. 111'e kadar. Onu da bitirdik. 112'deyiz. Peki. Bir dakikamız var hocam. Abo. Bir dakikada çözerim ben bunu. Gaza geldim. Bir dakikada çözerim. Kıpraşmayın. Nefret almayın. Eşkenar dörtgenle ilgili ne biliyoruz? Çabuk söyleyin. Çabuk çabuk çabuk. Köşegenler. Köşegenler eşit. Dik kesişir. Köşegenler birbirine ortalar. O zaman burası da 6 6 oldu. Abo, bak ne güzel bir şey oldu. Çık çıkı çık çıkı çık çıkı çık çıkı. Şurası kaç oldu? Çıbık. 15. Burası kaç? 17. O zaman dev burası kaç? TB. 8. Köşegenler dik kesişiyorsa yetiştiremedik Mert'ciğim. Köşegenler dik kesişiyorsa birinci köşegen 12, ikinci köşegen 16 çarpı aradaki açının sinüsü diyeceğim ama zaten dik oldukları için yazmıyorum. 1 yazıyorum bölü 2. Sadeleştirdim. 8 cevabım 96. Var mı dur sorun? E çarpı F çarpı sin alfa bölü 2. Haydi öptüm sizi, azat ettim sizi canım. İkinci saati beraberiz. Kaybolmayın.